Hepinize merhaba. Sunar Doğan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni lif modeliyle karşınızdayım. Bu yeni lif modeli anlatacağım. Bu şekilde bir model aklıma geldi. Çok kolay yapımı, çok da güzel oldu. Böyle çiçek kısmı ile birlikte hemen arkasını da çevireyim. Arkasını düz olarak ördüm. İsterseniz desenle de yapabilirsiniz. Ön yüzü gibi. Modelim böyle. Sevdiğiniz renklerle yapabilirsiniz ya da artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz bu modelle. Keselif modeli. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara tığ kullanıyorum. Hemen başlayalım. İlk önce 3 tane zincir yapalım. 1 2 3 tane zincir yaptım. İlmi uzattım. Alttan herhangi bir zinciri fıstık yapıyoruz. Bu şekilde tutup böyle kapatıyoruz. Bir zincir tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar buraya fıstık yapıyoruz. Bu şekilde fıstıklar yapmaya üst üste devam edelim. Böyle tutuyoruz. Kapatıyoruz. Evet, bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, bu şekilde üst üste 13 tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane fıstığımızı yaptık. Şimdi 14. yapalım. Kapatmayalım. 14.'yü kapatmıyoruz. Bir tane yuva atlıyoruz. Hemen yan tarafa 1 2 fıstık atlayıp yan tarafa fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar kapattığım yere hemen yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir hemen yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak sıramızın sonuna bu şekilde geliyoruz. Bir zincir kapattığım yere bir yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde ikili kapatarak sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde ikili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. 12 tane yan yana fıstığımız olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Şimdi 12. yapacağız. Sıra sonunu yapıyoruz. Kapattığım yere bir köşe yapıyoruz buraya. Bu şekilde ikili kapatarak sıramın sonunu tamamlıyorum. Bir zincirle dönüyorum. Dönüşleri hemen yapalım. Dönüşler bu şekilde olacak. Bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Tekrar bir zincir. Kapattığım yere bir ve yan tarafa. Bu şekilde
İkisini bir kapatıyorum. İkili kapatarak sıra sonuna geliyoruz. Tekrar dönüş yapıyoruz ve git gel yaparak modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar örüyoruz. Bu şekilde. Evet. Bir zincir sıra sonumuz burası oluyor. Sıra sonum burası. Tekrar dönüş yapıyoruz. İkili kapatıyoruz buraya kadar. Buradan dönüş yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar örelim. Evet, ben bu şekilde ördüm. 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. 4 sırada bir renk değiştirmek istiyorum. Bu yüzden hemen renk değişimini de göstermek istiyorum. Sıra sonuna geldik. Burası sıra sonu. Bir zincirle burada ipimizi kesiyoruz. Hemen çeviriyoruz. İsterseniz buradan da başlayabilirsiniz. Buradan farklı hangi renk örmek istiyorsanız onu sabitleyelim. Bu şekilde renk değiştirerek bir tane daha değiştireceğim beyazdan sonra. 2 3 zincirle sabitledim. Sıkılaştırdım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir. Evet, bu şekilde renk değişimini gösterdim. Beyazdan sonra bir tane daha renk değiştireceğim. Ve toplamda bu şekilde 12 sıra olmuş olacak. Kapattığım yere bir. Hemen yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde renk değişimini de yaptık. Sıra sonunda burası oluyor. Bu şekilde git gel yaparak örmeye devam edelim. Bir sıra daha, bir renk daha değiştireceğiz. 4 sıradan sonra. Evet, bu şekilde 4'er sıra ördüm. 1, 2, 3, 4 sıra yavru ağzı, 4 sıra beyaz, 4 sıra sarı şeklinde ördüm. Diğer parçayı da düz olarak ördüm. İsterseniz bu tarafı da yine aynı şekilde desenli yapabilirsiniz. Şimdi hemen birleştirmeye geçelim. Şöyle düzgün tarafını çevirelim. Şöyle yine aynı şekilde beyaz kısmı da 12 tane yan yana fıstık olması gerekiyor. Şimdi ben 2 tane bırakacağım. Eliniz büyükse bir tane de bırakabilirsiniz burada. 1, 2 tane bırakıyorum. Şurası köşe oluyor. Hemen buraya ipimizi sabitleyelim ve birleştirelim. İkisini bir alarak bu şekilde birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Sıkılaştırmak için buraya bir fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar buraya yapıyorum. Şimdi tek parçasını örüyoruz. Burayı bıraktım. Tek parçasını örerek devam ediyoruz. İkisini kapatıyorum. Kapattığım yere bir. Yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Yine ikisini kapatıyorum. Evet, ikili kapatarak bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde ikili kapatmaya devam edelim. İki tane yine kalacak. Buraya kadar gelelim. Evet, bu şekilde ikili kapatıyoruz. Şimdi ise tekrar iki parçayı da birleştireceğiz. Buraya kapattığım yere
bir tane yapıyorum. Hemen buraya yapıyorum ve diğer parçayı da aynı şekilde alıyorum böyle. Köşeden bir iki tane kaldı. Beyazdan da yine aynı şekilde bir iki tane burada kaldı. İkisini bir böyle birleştiriyorum. Bu şekilde yapıyorum fıstığı. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. İkisini birleştirmiş olduk iki parçayı da. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane yapıyorum. Hemen şöyle çeviriyorum. Sıradaki yere. Buraya battık zaten. Hemen sıradaki yere batıyorum. Yine aynı şekilde ikisini kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar ikili kapatarak devam ediyoruz. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa. Evet, bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa. Bu şekilde ikisini kapatıyoruz. Evet, bu şekilde ikili kapatarak sıramızın sonuna buraya kadar geliyoruz. Evet, bu şekilde tekrar sıra sonuna gelmek üzereyim. Hemen sıra sonunu yapalım. Kapattığım yere bir yaptım. Hemen yan tarafa yapıyorum. İkinciyi buraya yaptık. Üçüncüyü ise buradaki fıstığın üzerine yapıyoruz. Başlangıç fıstığı var burada. Onun üzerine yapıyoruz. Tığımda 3 tane fıstık olmalı. Üçünü bir kapatıyorum. Evet, sıra sonumuz böyle bu şekilde düzgün oluyor. Bir zincir yapıyoruz. Tekrar buraya bir tane yapıp kapatıyoruz. Bu şekilde. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadım. Yan tarafı yapıyorum. Artık her noktaya batıyoruz. İkili kapatıyoruz. Daha kolay olacaktır şimdi. Bir zincir. Tekrar kapattığım yere bir, hemen yan tarafa. Bu şekilde yine ikili kapatıyorum. Evet, her noktaya atlamadan batıyoruz ve ikili kapatıyoruz. Bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Evet, ikinci sıramızın da sıra sonuna geldik. Hemen sıra sonu tekrar gösteriyorum. Buraya bir tane hemen yanına yapıyorum ikinciyi. İkinciyi buraya yaptım. Üçüncüyü ise buraya yapıyorum. Fıstığın üzerine, başlangıç fıstığın üzerine yapıyorum. Şekilde tığımda 3 tane fıstık var. Üçünü bir kapatıyorum. Evet, sıra sonumuz bu şekilde gayet düzgün duruyor. Şimdi istediğiniz sıra, kaç sıra istiyorsanız o kadar örebilirsiniz. Ben bir sıra daha öreceğim. Buradan bir tane yapıp kapattım. Bir zincir. Buraya tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa, her noktaya batıyoruz. Atlamadan batalım. Bu şekilde kese kısmının, kese lifimizin ağız kısmını yapalım. Buraya bir, yan tarafa diyerek sıra sonunu aynı gösterdiğim gibi üçlü kapatıyoruz. Bu şekilde bir sıra daha örelim ve tamamlayalım. Evet, tekrar sıra sonunu tekrar göstermek istiyorum. Bir kere daha göstereyim. Kenar ile devam edelim. Buraya bir tane. Hemen yanına yapıyorum ikinciyi. Üçüncüyü
Üçüncü ise buradaki başlangıç fıstığının üzerine yapıyoruz. Bu şekilde yine tığımda 3 fıstık var. Üçünü bir kapatarak sıramın sonunu tamamlıyorum. Bir zincirle ipimi keseceğim. Eğer bir sıra daha örmek isterseniz buradan tekrar fıstık yapıp kapatarak, ikili kapatarak örebilirsiniz. Şimdi ise renkli ipimi alıyorum. Evet, renkli ipimizi buraya sabitleyelim. İki tane fıstığımız var. Hemen köşeye sabitleyelim buraya. Evet, sabitledim ve 3 zincir yaptım. Bir tane fıstık yapıyoruz buraya. Kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Hemen yan tarafa böyle ikisini bir alarak birleştiriyoruz. Buradan başladık köşeden. Yine 1, 2, 3 zincir. Tekrar bir fıstık. Kapatıyoruz. Bir zincir köşeye. Köşeye geldik böyle. Birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir buraya bir fıstık. Kapatıyoruz. Bir zincir. Tam tur etrafını dönüyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Tekrar buraya bir fıstık. Kapattık. Bir zincir. Bir ileriye. İkisini bir alarak sabitliyoruz. Hem birleştiriyoruz. Hem kenar oyasını yapıyoruz. Bu şekilde örelim. Etrafını böyle tam tur dönelim. Yine aynı şekilde iki tane burada fıstık kalacak. Buraya kadar tamamlayalım. Sonrasında ise ağız kısmında aynı şekilde fıstıklar yaparak tamamlayalım. Kenar oyasını da bu şekilde yapalım. Evet, keser ipimizin etrafını şöyle göstereyim. Tamamladım. Fıstıklar yaparak her iki parçayı da birleştirdik. Ve yine en son burada ipimizi koparttık. Yine aynı şekilde böyle bir iki tane olmalı köşede. İki tane. Yine ağız kısmında aynı şekilde fıstıklar yaparak tamamladık. Bu şekilde yaptık. Şimdi ise bağcık kısmı için puf çiçek yapalım. Evet. Puf çiçek için zincir yapacağız. 5 veya 6 tane yapalım. 1 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. En alttan ikinci zincire buraya böyle sabitledim. Şöyle küçük bir halkam oluştu. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Halkamın boşluğuna ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane oldu. Bir zincir yapıyorum araya, tekrar yapıyorum. Aralarda bir zincir olacak. 1, 2, 3 tane oldu şimdi. Bir zincir. 4, bir zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, toplamda 12 tane olacak zincirimle birlikte. 12 tane yaptık. Buradaki ilk boşluğa sabitliyorum. Bir zincirle burada ipimi kesiyorum. Evet, bu şekilde tamamladık. Zincirimle birlikte 12 tane olacak. Hemen tekrar buradan başlayalım. Herhangi bir yerden başlıyorum. Buraya sabitliyorum. Herhangi bir yerden başladım. Buradan başlamadım. Üst üste gelmesin zincirler.
2, 3, 4 zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyorum. Dört veya beş sefer sarabilirsiniz. Dört sefer sardım. Kapatmadan yan tarafı da yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Şöyle elimle biraz bastırıyorum ki bombeli dursun. 2, 3, 4. 3 veya 4 zincir yapalım. Arkasındaki trabzana böyle sabitliyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Sıradaki yere. Dört sefer sardım, kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Elimle biraz bastırıyorum böyle. Bir, iki, üç, dört zincir. Hemen arkasını çeviriyorum. Böyle sabitliyorum. 6 tane bu şekilde yaprağımız olacak. 2, 3, 4 zincir. Dört sefer sardım, kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde kapatıyorum. Şöyle orta parmağımla hafif böyle bastırıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Arkasını çevirdim. Buraya böyle sabitliyorum. Evet, bu şekilde 6 tane yaprağımızı tamamlıyoruz. 4 zincir yaptım. Sıradaki yere. Böyle kapatıyoruz. Hafif bastırıyoruz. 4 zincir. Arkasını çevirdim. Sabitliyorum. 2 tanesini de yapalım. Evet, bu şekilde kenarlarını tamamladım. Buradan başladık. Şöyle tığımı çıkarayım. Buradan başladık. Etrafını tam tur döndük. Yine aynı şekilde buraya kadar geldik. Ağız kısmında yine aynı şekilde böyle yapıyoruz. Evet, çok çok güzel oldu. Teşekkür ederim, kızım da yanımda. Şimdi ise puf çiçeği yaptık. Böyle 130-140 tane zincir yapalım. 4 zincir yaptım. Arkasına bir sabitleyelim ilk önce. Şekilde toplamda 6 tane yaprak oldu. 1, 2, 3, 4, 5 diyerek 130 civarında zincirler yapalım. 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bu şekilde zincir yapmaya devam edelim. Evet, bu şekilde 130 tane zincir yaptım. Şöyle biraz uzak, uzun tutalım ipimizi. Biraz uzaktan kesiyorum. Ve şimdi kesemizin şu aralarından geçirerek şöyle aralardan geçiriyorum. Bu şekilde geçirelim alt üst yaparak. Evet, bu şekilde geçirdim. Arkasından tekrar ayrı bir yerde puf çiçek yapıyoruz. Ve bu puf çiçekleri birbirine bağlıyoruz. Böyle daha kolay oluyor. Evet, bu şekilde sıkı bir şekilde bağlayalım.
Evet, bu şekilde bağcık kısmı da tamamladım. Harika, çok güzel bir model oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.